Harvey Plus'a hoş geldiniz. Sizden gelenler serimizin 18. bölümüyle karşınızdayız. Yine sosyal medyadan bize sormuş olduğunuz soruları cevaplandıracağız. Aydoğan Beyciğim ile. İlk soruyu ben hem okuyayım hem cevaplayayım. Çünkü daha dün akşam bu sorunun cevabı ile alakalı Ersin abiyle soru bu arada o da. Bir konuşma yaptık. Okey. Neden segment segment yani 2500, 2000, 2000, 2500 lira arası en iyi telefonlar gibi bir seri yapmıyorsunuz? Cloud 1, 2, 3, 4, 7 sormuş. Aynı soruya benzer olarak Recep Dikici de demiş ki fiyatlar arası telefon önerisi konsepti yapmayı düşünüyor musunuz? Örneğin 2000 TL üstü alınacak telefonlar gibi. Şimdi öncelikle bir dergi versenize bana. Dergi yok, unuttum. Dergi yok. Aa, bizim dergi daha şeye çıkmadı değil mi? Buraya gelmedi. Ben de şu an dergiliği açmaya çalışıyordum. Aynen, dergilikten göster. Bizim arkadaşlar Nisan sayımızın kapak konusu 1500-2500 lira arası en iyi akıllı telefonlar. Siz büyük ihtimalle YouTube için soruyorsunuz. Haklısınız. Biz çok yaptık daha önce YouTube kanalında ama son dönemde yapmadık sadece. Dün Ersin abiyle konuştuk. YouTube'da bu içerikleri ara verdik yapalım diye. Ben de evet abi haklısın yapacağız dedim, yapalım dedim. Şu an hemen Turkcell dergiliğe giderek bu sayımızı indirerek 1500-2500 lira arası en iyi akıllı telefonları okuyabilirsiniz. Bayağı inceleyip sık dokuduk ve gerçekten fiyat performansı çok yüksek modellere yer verdik. Ben yazdım konuyu. Lütfen. Bir de şeyi söyleyelim, mesela sen kapağı paylaştığında işte dergilikte çıktı diye sadece kapaktaki telefonlar yok, fazlası da var. Evet, o kapağı o kadar sevdi. Hatta büyük ihtimalle şey de vardı işte, gelen yorumlarda gördüğümde işte ya hani şu telefon niye yok, bu telefon niye yok diye soruyordunuz. Aslında sorduklarınız da o listede kapakta vardı. Kapakta yani yer kalmadı. Kapakta yok sadece. Görünmüyor. Buyurun devam edin efendim. İkinci soru Yusuf Mert'ten gelmiş. Abi ben sizin ve tüm ofis çalışanlarının kullandığı kendi telefonları merak ediyorum. Teşekkürler şimdiden demiş. Benim yok. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Şu ana kadar yani bugün daha ayın 4'ü Turkcell dergilikte Kerem'in bahsettiği şey kapak haberi 31.000 kez okunmuş. Üf. Ayın maşallah. 4'üne kadar şu ana kadar. 4 günde. 4 günde 31.000 okunmuş. Bir tık onu 32 yaparsak arkadaşlar. Bir daha okuyorum ben hemen. Hemen 32.000'e kadar okur musun abi? 32.680. Benim kendi telefonum yok. Yani uzun süredir yok. Aslında oradaki sormak istediği de tahminimce şey hani bizde sürekli telefon değişip hangisini kullanıyoruzdur. Çünkü daha önceki şeylerde de ama öyleyse de yani, ben şey anladım hani bireysel almış hani olduğu telefonu anladım. Benim öyle bir telefonum yok. Aydoğan'ın da yok. Biz inceleme ürünlerini kullanıyoruz. Zaten işimiz gereği devamı değiştirmemiz gerektiği için bir şey almamız saçma oluyor. Ama şeyleri söyleyelim. Diğer insanları söyleyelim. İrem'de S6 Edge Plus var. Aynen. Değil mi? Tamam. Neyse çaktırma. Mustafa'da bir Note 8 var. Onu satın aynen aldı biliyorum. Volkan abide de yok Snap daha. Kendi telefonu değil mi? Volkan abinin de kendi telefonu. Onda şu an Honor 10 var. Aslında iPhone 6 mı vardı, 6S mi vardı? 6. 6 mı? 6S'miş. 6S var. Ersin abi de HTC U11 vardı. Kırıldığı için şu anda o da inceleme telefonlarını kullanıyor. Yıldıray abi de iPhone 10S var ama o satın aldı. HTC U11 bana HTC tarafından verilmişti. Ha, o da değil. O da kırıldı. Ha, çalındı. Çaldırınca gittim Amerika'dan bir tane kendini aldı. Kırmızısını satın aldım işte. O yüzden aslında benim satın aldığım sayılmaz sonuçta. Olsun abi, para vermişsin abi. Para verdim de bana hediye edilini olsun. Denkleştirmiş oldu. Ben de kırdım. İlerik incelemesini. Sonra HTC U11'de kırdım biliyorsun. Evet. Bir yıl, bir buçuk yıldan spor sonra. Spor salonunda. Şey, Samsung Galaxy 10'u kullanıyorum. Onun incelemesini de bu arada Ersin abiyle beraber yapacağız. Ki bak onu atladık abi. O da onu da yapmamız şey lazım. Sizin yorumunuz. Sizin yorumunuz. Tamam. Yıldıray abi de iPhone var. Yıldıray abi de iPhone ve P20 Pro var. iPhone 10S var. Devam edeyim mi? Evet, buyur. Kalmadı değil mi? Yok. Vlog için aksiyon kamerası önerisi ve bir de YouTube kanalımızda neden hiç aksiyon kamera incelemesi yok? Fiyat performans olan ile GoPro falan karşılaştırsanız. Ya şimdi vlog için aksiyon kamerası ne yazık ki GoPro'dan gayrı çok bir şey yok, öneri Sony yok. Sony RX0 marka. Ya da yani o kadar para verip o kadar para verebiliyorsanız tabii Sony'nin bir tane böyle beyaz renkli şu an modelini unuttuğum böyle RX0 marka tuttuğun. Yok yok. Ha, senin şeyi diyorsun. Tam direkt uzun olanı diyorsun. Evet, parmağa falan takılıyor. Aynen. O da çok güzel ama hani pahalı ürünler. GoPro dışında açıkçası vlog çekmek için ben çok bir şey önermiyorum. Aksiyon kamerası ama çok yakında Gearbest'ten aldığımız uygun fiyatlı vlog için büyük ihtimalle kullanamayacağınız ama böyle işte bisiklet,
işte motosiklet ya da farklı çekimler için kullanabileceğiniz bir aksiyon kamerası incelemesi yapacağız. O araç içi kamera olarak da kullanılabilir. Tabii aynen, öyle de kullanılabilir. Yani onun zaten şeyleri gelir diye de belirtelim. Furkan sormuştu, söyledim mi bilmiyorum. Furkan Dindar, tekrar söyleyeyim de unutmuş olabilirim. Ok abi. Tamam. Ramazan Polat sormuş. Sorum Ersin abiye demiş. iPhone ve diğer yani Apple ürünlerine bu kadar karşı olmasının tek sebebi fiyat mı, yoksa başka nedenleri de var mı diye iletmiş kendisi. Ben yine şöyle bir... Neydi arkadaşımızın adı? Ramazan Polat. Ramazan, tek nedeni fiyat, gereksiz pahalı olması. Yoksa başka bir şey değil. Yani şöyle düşünüyorum. Herhangi bir insanın herhangi bir cihaza muadilinden daha fazla para vermesinin temelde gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir markanın da ortaya çıkıp ben daha değerliyim imajı yaratabilmek için daha fazla para talep etmesine de gerek olmadığını düşünüyorum. Bunların hepsi birleştiği zaman da ben iPhone kullanıyorum diye herhangi birisinin de kendisini özel hissetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunların tamamı temelde pahalı olmasına. Yani şey falan da yok mu peki abi, kutudan işte hızlı şarj adaptörünün çıkmaması, kapalı hızlı şarj hayatımızın sonradan giren bir şey. Yani hani ilk bu söylediğimiz hikaye, ben iPhone 10'a karşıyım da iPhone 4S'e karşı değildim diye bir şey yok. Yani ben iPhone ilk çıktığı günden beri, daha şöyle bir şey var. iPhone daha çıkmadan önce de ben Apple ürünlerine karşıydım. Yani hani Mac'lere de karşıydım. Niye bunlar bu kadar pahalı diyordum. İşte iPod, hani MP3 çalar, evet güzeldi, bilmem ne filan, pahalıydı. Ya da aklımıza ne geliyorsa iPad pahalı, hani niye bu kadar pahalı diyordum. Tek şeyi pahalı olması, Ramazan'dı değil mi arkadaşımızın? Evet, evet. Tek karşı olmamın nedeni pahalı olması. Eğer fiyat rekabetinde biraz aşağıya düşebilirse ya da diğer markalar Apple'ın fiyatına çıkarlarsa, ki bunu denediler, olmadığını gördüler. Yani şu an geldiğimiz noktada bakın, işte hani Apple'ın fiyatına çıkmaya deneyen marka hangisiydi? Samsung'tu. Apple'la rekabet etme pahasına az daha pazarı kaybediyordu. Ve ciddi zararlar yazdı. Yani belki en dip noktaya paçala baktığınız zaman bilançoda Samsung Holding olarak zarar etmedi. Ama muazzam bir pazar payı kaybetti. Muazzam saçma sapan işler yaptı. O yüzden şimdi fiyatla rekabet etmektense fiyatı, yani fiyatıyla ona yaklaşmaktansa fiyatla rekabet etmeye, fiyatını daha ucuz hale getirmeye çalışıyor. İnşallah Apple'da bir gün o yöntemi seçerse, yani işte başta Samsung olmak üzere Huawei ve diğer markalarla fiyat anlamında rekabet etmeyi düşünürse, yani kendi fiyatlarını indirirse, oturup bir kez daha şey yaparız, düşünürüz artık Apple ürünü alınır mı alınmaz mı diye. Şey söylemiyorum bu arada, daha kötüler, daha iyiler, daha bilmem neler demiyorum. Pahalı diyorum sadece. Ve benim o kadar çok param yok verecek kimse, kusura bakmasın diyorum bir yandan da. Bana başka soru var mı? Bilmiyorum galiba. Sanırım yok. Okey, evet. Tamam, görüşürüz. Android tabanlı telefonlarda kullanım rahatlığı açısından Samsung ve Huawei arasında ne farklar var demiş Enes Dalga Kıran. Ya şimdi şöyle, Huawei'nin MIUI arayüzü de, Samsung'un yeni MIUI arayüzü de kullanım kolaylığı ve işlevsellik anlamında benzer özellikleri hemen hemen hepsini de sağlıyorlar. İsimleri farklı. Yani eskiden olduğu gibi ya Samsung'da işte atıyorum tek elle kullanım modu var da Huawei'de yok gibi durumlar mevcutken, artık Android'de bu kadar gelişmiş firmaların arayüzlerinde her şey var. Benim mesela aklıma gelmiyor. Belki işte bende Huawei Share var. Sende ona benzer bir şey var mı? Ya şey, kendisi ya Wi-Fi üzerinden şey yapıyor. Wi-Fi direktle rahat rahat yapabiliyor. Yani çok ya ufak da tefek şeyler işte vardır. 2 GB'a kadar direkt hani şey gibi, drive'a atar gibi kısa süreli ya da WeTransfer gibi bir paylaşım yapabiliyorsun. Ha bak, şu üzerinde yok. S10 ailesinde kameradan direkt Instagram'a paylaşım var mesela. Ya ufak tefek Huawei'de detaylar. Huawei'de yok yani. Hani biraz daha böyle mesela Huawei'nin çok daha sade gibi geliyor ben arayüzünü kullanırken. MIUI'da ne kadar şişirirsen o kadar, yani şişirirsen dediğim ne kadar ekstra bir şey katmak istersen biraz daha onu karşılıyor gibi, ama özellikle Kerem'in de dediği gibi bu Google'da başlayan, sanırım Android 7 ile falan başlamıştı, yanlış olabilir söylediğim, materyal tasarım muhabbetinden beri 6 ile başladı. 6 ile mi başlamıştı?
Neyse, ben ya işte materyal ya. Tasarım başladığından beri her markada buna ayak uydurmak için gitgide sadeleştirmeye başladı arayüzünü. Çünkü işte TouchWiz'de gördük. O dönemde zaten sadece TouchWiz'de değil, Sony dışında hemen hemen her cihazda evet. çok fazla özellik vardı. Çok fazla uygulama vardı. Şunu da yap, bunu da yap diye. Ama sistemi şişiriyordu. E şimdi hem RAM'ler yükseldi hem bunları daha kompakt hale getirdikleri için çok da büyük bir fark yok yani aralarında. Mesela aklıma bir şey daha geldi, onu da söyleyeyim. Samsung'un mesela Always On, her zaman açık ekran konusunda arayüz bazında sağladığı birçok farklı seçenek var. Huawei'de tek bir tane. Değiştiremiyorsun. Hani ya Huawei'nin de artıları vardır illa böyle hani düşünsem etsem de inanın çok ufak tefek yani işte şeyler. İşte bazı böyle geliştirici seçeneklerinde ya da orada gelişmiş ayarlar diyeyim. Geliştirici seçenekleri ayrı bir yer. Gelişmiş ayarlarda bulabileceğin Samsung'un sağladığı 1-2 artı olsa da onlar ufak tefek evet, detaylar. Hani genel toplamda yani. Bir şey yaratmıyor. Ciddi bir fark yaratmıyor. Çok zor bir soru. Yani şu an okudum soruları, Ayda'nın hazırlamıştı. Ne cevap vereceğim bilmiyorum. Hiç ülkende şu olsaydı çok güzel olurdu dediğiniz bir şey var mı? Yani çok geniş kapsamlı. Böyle ürün mü soruyorsun yoksa böyle daha hani felsefik bir soru mu? Ya ben de hani böyle bir şey söyleyeyim altına gitme ihtimalim var. Çok çok tuzak soru yani. Hani ben direkt teknoloji olarak hani düşünebiliriz diye düşündüm sonuçta. Herhalde öyledir daha. Bilmiyorum. Öyle olsa vallahi ben şey derdim hani şu anda direkt böyle global bazda direkt hani satış yapan işte bizim de markamız diyebileceğimiz hani işte şu anda en yakını Vestel ile General Mobile, birinin artık bir ürün çıkardığında işte GSM Arena'da da Verge'de de işte yeni şey çıktı, böyle amiral gibi çıktı falan diye şey yapabilecekleri bir şey isterdim, hani rekabet isterdim yani, o kadar geliştirmelerini beklerdim onları. Yani Amerika gibi o anlamda iyi olmayı. Hani lansman olacak böyle işte, YouTube'dan binlerce kişi izleyecek. İşte Verge'den falan da şeyler gelecek buradaki lansmana falan gibi yani. Ben çok değişik bir cevap vereceğim. Yani teknolojiyle alakasız aklıma gelen bir cevap vereceğim. Volkan abi burada mı? Geçen Volkan abiyle şu gözümün yanında görmüş olduğunuz başkalaşım için, zoom yapma Efe, zoom yapma, hayır. gözüme vurduğu için dedik ki bir hastaneye gidelim, antibiyotik falan yazsın. Ya uzun zamandır dert yandığım bir konuyu o yarım saatlik 45 dakikalık hastane deneyiminde tekrardan yaşadım ve lanet ettim. Türkiye'deki çoğu insanın bunu otobüse binerken, trene binerken de fark ediyorsunuz. Hastanede acil sırasında da fark ediyorsunuz. Metroya giderken açma sırasına girdiğinizde de fark ediyorsunuz. Herkes kendisinin işinin en acil olduğunu düşünüyor. Kimse bir sıraya girme şeyinden haberdar değil. Yani işte sıra beklenir. Önündeki adam bitince sen gelirsin. Senden sonra gelen senin arkanda gelir falan. Herkes araya girmeye çalışıyor. Herkes kendi işini önce bitirmeye çalışıyor. Herkes kendi işinin en önemli olduğunu düşünüyor. Bunun olmamasını isterdim. Ülkede daha birbirine anlayışlı insanların olmasını isterdim. Daha önce de ben mesela işe giderken şeye gidiyordum. Metroya giriyordum. Klasik hep işte açma poğaça aldığım bir büfe vardı metronun girişinin altında. Ben böyle sıra bekliyorum. Benim işte arkamdaki insanlar sıra bekliyor falan. İlla 200 kişi böyle girip araya mesela açma almaya çalışırdı. Çok uyuz olurdum. Türkiye'de çok daha fazla var bu insanlardan. Bunlar olmasaydı daha çok sevinirdim. Teşekkürler. Cloud 1247 yine sormuş. Selamlar, özellikle inceleme videolarında herhangi bir markanın telefonunu, amiral gemisi, orta segment fark etmez, eleştirirken tanıdıklarınızdan veya yakınlarınızdan o markayı seviyor diye savunduğu oluyor mu? Yani sen şunu ince, burada kötü de bilsin, ben seviyorum falan da tam tersi. Ya oluyordu. Ya ben de çok fazla oluyordu. Hani mesela işte özellikle işte Samsung'la alakalı bir şey olduğunda işte Aydın'da iki tane Apple kullanan arkadaşım var, fazlasıyla memnunlar. Gel bakalım hemen iPhone'da farkı neymiş, işte şöyle şöyle bence zaten iyidir gibi şey durumları oluyor ve bunu hani şakadan ziyade ciddi olarak yapıyorlar. Ya da işte bir ürünü yermişsem ve bir arkadaşım o telefonu ya da ürünü yeni almışsa şey dur oluyor. Zaten o ürünü alanda o ürünle alakalı böyle fazla bir memnuniyet oluyor ya. Hani en sevdiğim şey o yani. Zaten en iyisi gibi durumlar oluyor ki o yorumlarda da görüyorsun. Mesela gerçekten aslında iyi bir telefon inceliyorsun ki günümüzdeki hani her amiral gemisi aslında her şeyi karşılayabilecek. Bazısının bazı artıları var, bazısının farklı artıları var. Adam altına mesela direkt zaten çöp yazmış oluyor.
bence işte diyor ki orta seviye bir telefon ya da alt seviye bir telefon daha iyidir diye cevap verebiliyor. Benzer durumları da ben ya yakınlarımda da çok fazla yaşıyorum yani. Bende de eş dost anlamında genellikle ben Apple için kötü konuştuğum için ona şey geliyor. Apple seven insanlar yo ben çok mutluyum falan filan diyorlar. Sorun yok yani Apple seven sever canım yani. Ya daha geçen gün işte mesela. Hani adam hayır git bunu al falan diyecek halim yok ama burada tartıştığım konu mesela Android'e bok atıp en son ne kullandın deyince S3 mini cevabı verme bana yani. Demek ki sen Android değil yani sen başka bir zamanın Android'ini kullandın. Hani son dönemde S10 kullanmış ya da ne bileyim işte Huawei işte Mate 10 Pro, Mate 20 kullanmış biri. Yok kardeşim ben Apple seviyorum dese mesela okey sen demek ki sevmiyorsun Android'i diyeceğim ama Android'e laf edip işte ya şöyle şişiyor böyle kasıyor falan diyen insanlara sorduğum soru en son hangi Android cihazı kullandın oluyor ve gerçekten abuk sabuk o modeller şeyde duyduğum de için çok fazla oluyor. Direkt markada mesela dediğim gibi mesela adam en son S3 mini kullanmış ya da yakın sürede kullanmış hani artık bitti diye şey yapmış. Yok ben Samsung sevmiyorum diyor ya da işte Huawei'li Türkiye'deki ilk modellerini kullanmış o mesela Türk Telekom'da gelen falan hani üzerinden zaman da geçmiş. Hani diyor ki Huawei kötü şimdi ne yapacak hani ben zamanında kullandım beğenmedim diyor ama işte yıllar içinde tabii ki deneyimler de geliştiği için ona göre de biraz bakmak lazım. Çok güzel bir soru gelmiş Nightwish 77'den. Küçükken en sevdiğiniz çizgi filmler. Ben çok ciddi yani ortaokuldan sonra falan ortaokul civarında Fox Kids vardı. Hı hı. Onu izliyordum. Hatta şu an gösteremem ama bacağımda Çılgın Korsan Jack'in bir dövmesi var. Onun dışında işte Cedric, Jetgiller, Andy'nin nesi var, Casper. Çok fazla ya Pokemon'lar. Çok var değil mi? Yani Pokemon'lar, sonra gelen onlar, Digimon'lar falan. Sonra Ghostbusters, Şirinler var evet. Daha eskiye gidersek Teletubbies'lere kadar. Louis var. Louis neydi o? Bir şey with Louis. Aynen. Yok o şey Afacan Çılgın Korsan Jack olan. Afacan Louie olabilir mi? Afacan Louie değil. Rich Rich falan var. Spider-Man'ler, X-Men'ler. Ama ben... Red Cliff mi ne vardı? Kedi bir tane. Aynen. Aa evet ya. Takılan. Çok iyiydi. Animasyon şey giriş şeyi gözümün önüne geldi. Arabadan böyle şeyle aynen. Tabakla fırlıyordu falan. Aynen. Onlar belki bilmiyordur diye. Yo hatırlıyorum. Beverly Hills. Beverly Hills. Richard başka. Ayrı Beverly Hills diye de vardı. Beverly Hills diye de başka vardı. Zaten işte hani işte zengin böyle tatlı çocuk esprisi hala Beverly Hills olmasının nedenlerinden biri de şey zaten o çizgi film. Ama ben özellikle şeyi hatırlıyorum. Yani ilkokul dönemlerimde de Pokemon yeni başlamıştı. Ama tabii Pokemon yeni başlamıştı. Ve sabah kuşağında sabah böyle 8-8.30 ya da böyle 7.30-8.30 arasında Pokemon ya da Tsubasa oynardı. Ben onu izlemeden okula gidemezdim. Hatta bazen böyle işte kayıyor şey 9'a doğru oluyor. Okula 5 dakika varım ben hala bitmedi diye gitmiyordum. Sonra koştura koştura okula yetişeceğim diye uğraşırdım. Keşke o yıllara geri dönebilsek vallahi ya. Hadi. Siz bize soru soracaksınız. Evet. Sorun. Sorun mu? Şu anda olmasını istemediğiniz teknoloji nedir? Şu anda olmasını istemediğimiz teknoloji nedir? Bizden gelenler oldu seri. Senin de ya oldu. Şu anda var ne olan mı? Var olan. Bu da olmasaydı keşke ya. Ya da olmasa da olur dediğim. Sosyal medya ya benim. İnternet falan her şey olsun ama sosyal medya olmasaydı keşke. Yani Instagram, Twitter falan benim. Ya mesajlaşma kalsaydı. Uygulaması olabilir ama hani Instagram, Twitter falan çok bayağı anlatmak istediğim şey var o konuda yani. Sosyal medya dedik sonra İrem dedi ki ben sana WhatsApp'tan gönderirim cevap. Senin? Ya benzer olurdu ya hani sosyal medya kesinlikle. Şu anda hani en büyük birçok insan için hani şey olsa da fazlasıyla işte geçen hafta konuştuğumuz gibi hani ben... çok da böyle sosyalden uzaklaştırdı. O zaman dedim işte hani ne kadar uzak mesafeler yakınlaşıyorsa hı-hı. Yakınlardan uzaklaşıyoruz gibi. Sırf o yüzden sosyal medyada. Sosyal medya herhalde yani. Ersin abi de sosyal medya. Ama şöyle bir hikaye var. Olmasaydı yani soyudaki olmasaydı kısmı gereksiz bulduğumuz için. Gereksiz. Ha gereksiz okuyor tamam sosyal medya. Yani insanları... Zaten televizyon vardı, sosyal medya gibi başka bir belaya da ihtiyaç yoktu bence. Net. Devam ediyorum. Yine bayağı güzel ve ne cevap vereceğimi bilmediğim bir soru. Kerim Can'dan gelmiş.
Kendinizde olmayan ama ofisteki kişilerden birinde olan hangi huyun sizde olmasını isterdiniz? Evet, çok güzel soru. Ben düşünmedim yani. Ben de şu an yazdım da hani şeyi atlamışım. Ekleyip sonra üzerine düşünmeyi atlamışım. Düşünüyorum. Yani birine paslayayım diyorum. Mesela Yıldıray düşünür. Abinin düzenliliği olabilir. Ha, Yıldıray abi çok düzenli, bak, tertipli mantıklı falan. Bende hiç yok. Yani şey, masayı keşke bir görebilseniz ya, hiç yok. Yok, bence şey değil. Yok yok, gösterme yani. Bir şöyle çöplük fotoğrafı koy. Temsili diye. Yok, temiz masa da çok şey var. Her dağınık şey her yerde yani, dağınık. O aklıma geldi, ben kurtardım acı. Güzel bir konuda kurtardık şimdi. Benim onun dışında bir şey söyleyeyim. Evet. Ama gerçekten o şey yani. Volkan abinin dinginliği de olabilir. Ha, bak, dinginliğinden ziyade... Bir harfle yalnız çok şey değişebilir. Bilinçli bir şekilde hani elinden birçok iş gelmez. Huydan ziyade aslında yeteneği değil, evet, de. Direkt o diyebilirim ya. Adama hani hiç bilmediği bir şeyde bile mantığı çok güzel yürütüp çözebiliyor beyefendi. Ben Ersin abinin huyunu bende olsun isterim. Hangi huyu? Sakince gömebilme. Çok iyiymiş. Kibarca mı yani? Güzel. Kibarca demedin, sakince. Sakince. Evet, suratı gülüyor, ses tonu çok naif ama ağzından çıkan sözler... Gerçekten aynen. Oh, çok iyiymiş ya. Senin de abi? Bilmiyorum ya, hiç böyle düşünmedim. Yani bu, sanırım bu sorular biraz şey, sizin gibi genç insanların kafayı yorduğu sorular. Hani, bak, sanki de olmasaydı ne olurdu bilmem ne. Oldu işte yani. Artık kabul edelim. Evet, gel, direkt Mustafa'nın kastetti. Çok 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 güzel o Mustafa'nın abi. İrem? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani sizler de olabilecek. Arkadaş ya. İrem de gömdü. Direkt gömdü. Aynı bir insanım ki falan gömdü. İşte İrem'in de, İrem'in de biraz mütevaziliğe ihtiyacı var. Var var. Var. Ne, yine Ersin abiye konuyu getireceğim. Ben çok unutkan bir insanım. Yani gerçekten yazmasam her şeyi unutabilirim. Takvimimde böyle bir sürü bildirimler kayıtlı, işte şunu şuradan yapacaksın, bunu buradan, yarın Ersin'e bir şey hatırlatacaksın, Ersin abi bana söylemiş, bunu bana hatırlat diye ben takvime not ediyorum hatırlat diye. Ersin abi gerçekten inanılmaz bir hafızaya sahip. Öyle misin abi ya? Öyle. Unuttum diye biliyorum. Hiç öyle değil. Sürekli beni şunu yaptın mı İrem, bunu yaptın mı İrem diye dürtüyor ve ben bazen gerçekten onun söylediği şeyi unutmuş olabiliyorum. Ersin abi özelinde değil, bunun içinde sorduğunuz için söyleyeyim. Bana zaman almaya çalışıyormuş gibi. Şöyle. Gerçekten unutuyorum daha az. Evet, evet. Gerçekten daha az unutkan olmayı isterdim. Ben de bu özellikle arada çok unutkanımdır. İsimleri daha az unutmayı isterdim. Bu teşekkür kadar. Ediyorum. Başka bir şey. Volkan. Ben teşekkür ederim. Ofiste birinin bir huyunu almak istesem Volkan abi ne isterdim? Bak, Volkan dese gerek yok diye tamam derdim. Mustafa'nın kitap okuma huyunu. Ha. Ha evet, bak, o da doğru, aynen, ben de isterdim onu. Yani adamdaki o... Ama satın alma huyu mu, okuma huyu mu? Yani sadece satın alma kısmını biliyoruz çünkü. Ya okuma huyunu alırsa zaten Mustafa'da bir tok kitap var, hani oradan yürüyebilir. Tedarik sağlıyorum ben okuma huyu kazananlara. En son işte 15 tane kitap aldı adam. Oğlum adam her gün kitap alıyor. Son sorumuz. Avengers Endgame filmine gitmeyi düşünüyor musunuz ve sizce filmde neler olur? Valla bilet aldım. Ben aynen, gideceğim. Hepimiz gideriz büyük ihtimalle. Neler olur kısmı da bilmiyorum. Spoiler vermeyin. Hiçbir şey izlemedim çünkü değil. Yani. Zaten adamlar kendi trailerlarında, daha doğrusu i̇şte fragmanlarında birçok şey yani. Şey yaptılar. Hani fragmanda gösterildiği için söylesem bile spoiler olacağından çok girmiyor. Çünkü olmayabilir. Fragmanlarda biliyorsunuz hani ters köşede yapmayı seviyorlar. Hiç olmayan sahneyi koyup. Ama gerçekten hani bir ciddi endgame muhabbeti olacak gibi. Çünkü 3 saati aşağı söyledik. 3 saati aşağı dedim. Hani 3 saat 6 dakika gibi. 82 dakika. Kaç oluyor işte? 3 saat 2 dakika. Aşıyor yine de. Tamam, doğru. Hani 3 saatlik bir film izleyeceğiz. Bir de onun işte çok fragman ama şey, reklam kısmı var, arası var falan. Yani bir ortalama 5 saat ayırmanız... 5 saatte bir seanslar sınırlı zaten. Bir yarım saatte boşluk koysalar aynen 4-4,5 saat ayırmanız gerekiyor bir filme. Gerçekten o vakti, en azından Marvel evrenini seviyorsanız, ki bu şey de değil.
hani artık MCU ile beraber bence şey de oldu hani çizgi romanları okumanıza gerek yok. Hani ayrı bir evren oldu gerçekten. Hani DC tarafında da Marvel tarafında da. Özellikle MCU'yu takip eden biriyseniz çok da güzel bir son olacak gibi Avengers adına. En büyük tavsiyem de şey olur en azından. Benim hep böyle büyük özellikle Avengers filmlerinden önce yaptığım, bakalım bu sefer yapabileceğim mi? Sıfırdan MCU'ya başlayıp bütün sırayla izleyip o şekilde gitmek. Hani bütün bilgiler taze ve cevaplarını alabileceğiniz şekilde gitmek çok zevkli oluyor. Tavsiye ederim diyeyim ama neler olacağını yani çok girmeyelim. Film var, onun için artık zaman kalmadı. Bir hafta önceden başla. Ben başladım da devamını getiremedim. Vizyon ya maraton güzel çıkmadan oluyor. Çıkmadan falan ancak beklemen yani lazımdı, gitmen hani lazım. Şimdiden ufak ufak başlayacaksın. Sonrasında zaten internette bulabiliyorsun. Hani şey sırasına göre, olay sırasına göre izlemek şu an daha doğru ya bir tercih olur. İki tane şu an Nisan ayında gelecek iki şeyde spoiler yemeden durman çok zor. Biri hemen gideceksin izleyeceksin, evet. Biri de Endgame. Aynen. Zaten Game of Thrones'un da dün premieri yapılmış. Ben 25 Nisan'da raporluyum. Geliyorum. Arkadaşlar bu sizden gelenler bölümüne de hiç bir daha çıkıyorum. Bu sizden gelenler videomuzun çıkamadı da sonuna geldik. Bize yine Twitter ve Instagram hesabımızda paylaştığımız görsel üzerinden önümüzdeki hafta için sorularınızı gönderebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ufak bir şey ekleyeyim. Şimdi yo, aklıma geldi. Bitti burada, bundan sonrası falan. Almadığımız sorular da vardı. Hani daha sonrasında yani neden bizim sorulara cevap gelmiyor? Büyük ihtimalle burada cevaplamadıysak beğenmedik değil. Geçen haftalarda kesinlikle 18 bölüm oldu artık. Cevaplamışızdır. O yüzden hani geçen haftaları da eğer izlemediyseniz izlerseniz büyük ihtimalle sorunuzun cevabı oradadır değil. Artık indeks de koyuyoruz. Sevgili Can da değil mi abi? Evet Can. Sevgili Can sağ olsun, tıp öğrencisi bize indeks hazırlıyor, vakit harcıyor. Bu video aracılığıyla da kendisine tekrardan teşekkür edelim. Eskilere de hazırladı. Hani diğer tek tek nasıl izleyeceğim diye düşünebilirsiniz orada ama soruları görebilirsiniz. Soruların dakikalarıyla beraber görünüyor. Direkt o istediğiniz soruya da gidebiliyorsunuz. Görüşürüz.